Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere takva ve kardeşlik ilişkisinden bahsedeceğim. Evet, Cenab-ı Allah insanlar arasında tek üstünlük sebebinin takva olduğunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da açıkça hadislerinde bunu ifade ediyor. Ve sonra buna örnek olarak kardeşlik veriliyor. Yani insanların birbirinden üstün olmaması, onların birbiriyle kardeş olduğu meselesine dayandırılıyor. Tabii kardeş, kardeşe üstünlük taslamaması lazım gelir. Bir hadislerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyorlar. Müslümanlar kardeştir. Kimsenin kimse üzerine bir üstünlüğü yoktur. Ancak takva hali hariç. Şimdi burada daha ziyade kardeşlik meselesini öne çıkarmak suretiyle takvanın dışında neden insanların eşit konumda olduğunu ifade etmeye çalışacağız. Şimdi bir ailede geleneksel olarak aile reisi var, baba var, anne var ve onların çocukları var. Yani aile dediğimiz zaman anne, baba ve çocuklar, onlar akla geliyor. Ha, geniş aile dediğimiz zaman tabii yine en üste gittiğinizde orada büyük anne, büyük baba, onun çocukları var. Bir de onların çocukları var. Ama asgari ölçüde işte aile dediğimiz zaman karı koca ve çocuklar hatıra geliyor. Yani bazen hiç çocuk olmayabilir ama genel olarak aile dediğimiz zaman veya işte bu kişiler evli dediğimiz zaman belli bir zaman süreci içerisinde aynı zamanda onların çocukların da olacağı hatıra gelir. Fıtri durum budur. Yani insanlar evli olup da onların çoluk çocuk sahibi olmamaları arizi bir durumdur. İlimde, bilgilendirmede, bilgide arizi durumlar pek dikkate alınmazlar. Önemli oldukları zaman onlara vurgu yapılır. Yani aile dediğimiz zaman onun askeri ölçüsü karı koca ve çocuklar. Şimdi ailenin reisi baba, bir nevi onun yardımcısı anne, diğerleri hani bir devlet gibi düşünürsek eşit vatandaşlar gibidirler. Ama tabii kardeş dediğimiz zaman da bunların hepsi aynı zamanda dünyaya gelmiş değil. Yani bazen aynı zamanda geldiği bile ifade edilse, yani netice itibariyle yine sıra bakımından biri önce, biri sonra dünyaya gelmiştir. Yani ikiz kardeşler söz konusu olduğunda ne diyor mesela, ben ondan önce dünyaya geldim. Ne kadar önce? İşte 3 dakika, 5 dakika, yarım saat önce dünyaya gelmiş. Orada bile bir öncelik sonralık durumu söz konusu olabiliyor. Ama aile içerisinde, aile yapısı içerisinde bu az olan öncelik ve sonralığın bir kıymeti var mı? Yok. Çok olan öncelik ve sonralığın kıymeti var mı? Yok. Yani diyelim ki iki çocuk arasında 40 yaş gibi bir fark olsa, yani yine bunlar kardeş midir? Evet, kardeştir. 10 yaş fark olsa yine kardeş midir? Evet, kardeştir. Yani netice itibariyle o 40 yaş büyük olan da bu benim annem babamdır diyor, bu benim kardeşimdir diyor. 40 yaş küçük olan da bu benim annem babamdır, bu benim kardeşimdir diyor. Önce dünyaya gelmiş olması itibariyle belki ağabey, yani en büyük kardeş olabilir ama bu kardeş olarak diğerine onun üstünlük sağlamasını gerektirmez. Yani eğer ailede bir kardeş daha büyük olduğundan dolayı diğerlerine üstünlük sağlamaya kalkarsa, o ailede nizam sona erer, düzen sona erer, o ailede kargaşa olur. Yani bir ailede bir kardeş birkaç yaş büyük olduğundan dolayı bir nevi babanın sahip olduğu otoriteyi, onun bir kısmını ben kullanayım, bir kısmına ben sahip olayım derse, o takdirde bu doğru bir şey değil. Yani tabii
birinin henüz küçük, yaş itibariyle birinin büyük ve dolayısıyla olgun olması bakımından idareye ortak olabilir. İdareye ortak olabilir ama üstünlük sebebi olamaz. Yani kardeş ne kadar büyük olursa olsun baba yerine geçmez. Ve baba gibi diğer kardeşlerin üzerinde bir otorite sahibi kurması doğru değil. Onlar birbirlerinin kardeşidirler. Ve hepsi aynı anne babadan gelmek itibariyle eşittirler. Şimdi eşitlik bakımından asıl olan orasıdır. Yani biri önce gelmiş, biri sonra gelmiş. Bu önemli değil. Bu farklılıklar önemli değil. Eşitlikte dikkat etmemiz gereken şey ne? Aynı anne ve babanın çocuğu olmaları. Yani o bakımdan 40 sene önce dünyaya gelenle 40 sene sonra dünyaya gelen eşit mi? Evet, eşit. O da bu anne babanın çocuğu, o diğeri de bu anne babanın çocuğu. Bu eşitlik itibariyle birbirlerine üstünlük taslamaları mümkün değil. Aile içerisinde ben büyük kardeş, o küçük kardeş diye böyle yine farklı bir konuma kendilerini yerleştirmeleri asla doğru değil. Bu aile meselesini topluma uyguladığımız takdirde tabii o zaman adeta şöyle bir durum olacak. İşte bütün insanların Halık'ı Cenab-ı Allah'tır. Diğerleri ise onun mahlukudur. Diğerleri onun mahlukudur. Yaratılmış olmak bakımından bütün insanlar eşittir. O bakımdan Arap'ın aceme, acemin araba herhangi bir üstünlüğü söz konusu değildir. O açıdan bütün insanlar kardeş gibidir. Aynı anne babadan doğmuş gibidir. Zaten fiili olarak anne babalar farklı olsa bile herkes bir anne bir babadan doğuyor. Tarihi olarak ilk anne babaya doğru gittiğiniz zaman herkes tarihi olarak Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin çocuklarıdırlar. Orada da bir eşitlik söz konusu. Dolayısıyla burada da bir eşitlik söz konusu olduğundan dolayı insaniyette insanlar kardeş gibidirler. Nasıl ailede kardeşler birbirleri üzerine bir üstünlük kuramazlarsa, böyle bir talepleri doğru karşılanmazsa, toplum içerisinde de bazı insanların diğer insanlara karşı değer itibariyle üstünlük sağlamaları doğru değildir. Yani farklı görevler elbette verilir. Ne bileyim işte küçük kardeş bazen büyük kardeşin emrinde çalışır. Bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Yani o adeta dünyada bir görev paylaşımından ibaret olan bir şeydir. Ama büyük kardeş, ben senden 40 sene önce dünyaya geldim, ben senden 20 sene önce dünyaya geldim, ben senden 5 sene önce, ben senden 2 sene önce dünyaya geldim diyerek sırf bu sebeple diğer kardeşlerden üstün olduğunu, daha değerli olduğunu ifade edemez. Orada aynı anne babadan gelme durumu esas alınır, o ölçüye göre herkes eşittir. Öncelik sonralık bir üstünlük sebebi olamaz. Bunun gibi bütün insanlar da Cenab-ı Allah tarafından yaratılmış olmak ve Adem ve Havva validemizin çocukları olması itibariyle insanlık kardeşidirler. Birisinin önce, birisinin sonra gelmiş olması ne bileyim işte önce gelenin ya da sonra gelenin daha değerli olması anlamına gelmez. Daha üstün olduğu anlamına gelmez. Belki birisi birisinden daha çok şey bilebilir. Birisi diğerinden meslek itibariyle, sanat itibariyle daha ileride olabilir. Ama bu dünya itibariyle yapılan bir görev dağılımı gibi bir şeydir. Yani nasıl ki insanların çeşitli şehirlerde bulunmaları, çeşitli ırklara mensup olmaları, tanışmaları için bir vesile ise insanların bir meslek sahibi olmaları, kimilerinin okuması, kimilerinin okumaması da dünya ile ilgili bir görev dağılımı meselesidir. Böyle bir dünyada bu şekilde bir görev dağılımı olacak. Yani böyle bir dünya varsa kimileri ağa olacak, kimileri efendim çoban olacak. Yani doğuda meşhur bir söz vardır. Derler işte sen ağa, ben ağa, ineği kim sağa, davarı kim sağa. Elbette yani birileri idare edecek ama idare edici konumda olmakla diğerlerinin üstün olduğu anlamına gelmiyor. İnsanlık açısından kardeştirler. Tabii dini açıdan meseleye geldiğimiz zaman da
İnsanlık açısından evet kardeş, bir nevi insanlık kardeşi diyebiliriz. Ama bir de işte din kardeşliği var. İnnemel mu'minuna ihvetun diyoruz orada. Müminler kardeştir. Buradaki kardeş vurgusu daha ziyade mümin olan insanların, Müslüman olan insanların birbirleriyle olan dayanışmasını sağlamaya yöneliktir. Yoksa yani yaratılış itibariyle insanlık kardeşliği esastır. İnsanlık itibariyle insanlar kardeştir. Ama tabii dünyada çeşitli sebeplerden dolayı insanlar öbekleşiyorlar. İşte bazen o öbekleşme meşru olmayan sebeplerden dolayı da olabiliyor. İşte birisi diyor ki ben falan yerliyim, o diyor ki ben filan yerliyim. Birisi diyor ki ben falan ırka mensubum, diğeri diyor ki ben falan ırka mensubum. Böyle meşru olmayan bir üstünlük davasında bulunuyorlar. Ha, bir gruplaşma olabilir mi? Elbette oluyor. Ve Cenab-ı Allah insanları dünyaya imtihan için göndermiş. Kimileri mümin olacak, kimileri kafir olacak. İşte insan burada yerini tespit edecek. Yerini nerede tespit edecek? Yerini Müslümanların safında, Müslümanların tarafında tespit edecek. Ve işte burada belki mahallesinde, işte ırkında en yakın arkadaşı bir kafir olabilir. Ama sen yerini bir yerde tespit etmek, safını bir yerde tespit etmek durumundaysan, sen safını Müslümanlarla beraber tespit edeceksin. Senin annen, baban bile olsalar, eğer onlar kafirse, sen onlarla birlikte olmayacaksın, sen müminlerle birlikte olacaksın. Nasıl kardeşler birbiriyle dayanışır ve diğerleri karşısında bir güç birliği oluşturmaya çalışırlarsa, Müslümanların da dayanışma içerisinde olup birbirleriyle güç birliği oluşturmaları gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah indinde her ne kadar asıl değer ölçüsü takva ise de takva da insanın kendisini Allah'ın azabından ve gazabından koruması anlamına geldiğine göre Allah'ın azabından korumanın birinci vesilesi imandır. Bir defa iman etmeyen takva sahibi değildir. Ama kim iman etmişse o da takvanın cüzlerinden önemli bir parçayı yerine getirmiş demektir. Yani çünkü daha önceki programlarımızda da ifade ettiğimiz gibi müttaki olabilmek için, takva sahibi olabilmek için birinci şart iman sahibi olmaktır. Ondan sonra ameli salih sahibi olmaktır. İbadetten diğer güzel amellere varıncaya kadar. Sonra Allah'ın yasak kıldığı, haram kıldığı şeyleri yapmamaktır. Daha sonra fedakarına davranmaktır. Sabretmektir, malını canını gerektiğinde ortaya koymaktır. Daha sonra şeytan karşısında bir nevi basiretli olmak ve vesvese ile gerçeği birbirinden ayırabilecek bir özelliğe sahip olmaktır. Şimdi bütün bunların başında iman vardır. İmanınız yoksa namazınız yoktur. İmanınız yoksa başkalarına saygı gösterseniz bile, başkalarına iyilik yapmış olsanız bile bu dünyada yapacağınız o iyiliğin ahiretteki karşılığı yoktur. Çünkü o iyiliği dünya için yaptınız ve bu dünyada karşılığını gördünüz. Daha artık ahirette farklı bir karşılık beklemeye gerek yok. Ama mümin iseniz, o iyiliği Allah rızası için yapmışsanız, Allah adına yapmışsanız, bu dünyada onun karşılığını gördüğünüz gibi, ahirette de onun karşılığını göreceksiniz. Dolayısıyla takva ile iman arasında son derece önemli bir ilişki var. Takvanın en birinci cüz'ü, hatta sebebi, başlangıcı, iptidası efendim imandır. Kim iman sahibi ise o takvadan önemli bir paya sahiptir. Ha işte o sair şeyleri yapmakla takvasını artırır. Cenab-ı Allah indinde diğerlerinden üstün olabilecek bir konuma gelir. O sebeple işte o cennete gider. Diğerleri de cehennemlik olur. Yani bir defa iman sahibi olmakla kişi cenneti garantilemiş olur. Ama nasıl bir garanti olur? Cehenneme gitmeden bir garanti değil de belki cehennemde bir miktar iyileştikten sonra cennete gitme konusunda bir garanti olur. Ama iman sahibi olmayan da cehennemi garantilemiştir.
Onun bir müddet de olsa cennete gidip ondan sonra cehenneme gitme durumu söz konusu değil. O iptidaen daha başlangıçta zaten cehenneme gidecek. Çünkü o Allah namına hareket etmedi, işini Allah namına yapmadı. Bu dünyada bir takım iyilikler olsa bile bu dünyada onun karşılığını aldı, bu dünyada adeta onun sevabını aldı, gördü, ahirette bir şey bırakmadı. Zaten ahiret adına yapmadı. Yani ahiret adına bir şey yapmamışsa ne diye isteyecek ki yani? Ne diye isteyecek? Yani şimdi ben burada birisine belli bir maddi karşılık sebebiyle bir iyilikte bulunsam, sonra adamdan daha başka bir karşılık istesem bir hakkım olur mu? Olmaz. Yani biraz şöyle kabul edelim. Mesela adama bir şey sattım, parasını aldım. Fakat adam o benim sattığım şeyden daha çok hayır gördü. Benim tahmin edeceğim dereceden daha fazla hayır gördü. Sonra adama gidip, yahu bak bu malı ben sana sattım biliyorsun yani. Ama sen çok hayır gördün bundan. Bana bu kadar para verdin ama ben o paradan o kadar hayır görmedim. Ya da benim için o kadar değerli olmadı. Fakat benim sana sattığım bu mal çok daha değerli oldu. Biraz daha bir şey vermen lazım diyebilir miyim? Böyle bir talepte bulunabilir miyim? Elbette böyle bir talepte bulunmam mümkün değil. Çünkü ben malı satmışım, bedelinde almışım. Ekstra olarak bir şey isteme hakkına sahip değilim. Dolayısıyla kafirler de bu dünyada belki iyilik sayılabilecek bir şeyler yapıyorlar. Evet, yani dünya itibariyle şu iyidir diyoruz diyebileceğimiz çok amelleri var. Ama bütün onlar bu dünya içindir. Çünkü ahiretten bir şey beklemiyorlar. Ahiretten bir şey beklemiyorlar. Beklemedikleri için de zaten ahirette onlara bir şey verilmesi gerekmiyor. Ama bununla beraber Cenab-ı Allah'ın rahmetidir. Cennetin katları olduğu gibi cehennemin de katları vardır. O iyilikleri hürmetine cehennemin daha hafif katlarında onları o dünyada barındıracaktır. Şimdi mümin kardeşliği, mümin kardeşliği aynı zamanda bir takva kardeşliğidir. Mümin kardeşliği aynı zamanda bir takva kardeşliğidir. Çünkü takvanın en birinci sebebi iman etmektir. İman etmeyen kişinin takvadan herhangi bir nasibi söz konusu değildir. Dolayısıyla müminlerle de kardeş olamaz. Müminlerle de kardeş olamaz. Evet, şimdi innemel mu'minuna ihvetun. Cenab-ı Allah müminler kardeştir buyuruyor. Fe eslihu beyne ehveykum ve kardeşler arasında islah görevini yapınız. Kardeşlerinizin arasını islah ediniz buyuruyor. Müminin mümine karşı olan görevi budur. Ama bir başka görevi de nedir? Kardeş olduklarından dolayı kardeşlik itibariyle eşittirler. Kardeşler nasıl ben daha önce dünyaya geldim diyerek büyük olan ya da küçük olan diğerine karşı bir üstünlük taslayamazsa, müminler de insanlar da takva sahibi olmadıkça birbirlerine üstünlük taslayamazlar. Ve insanlar Adem Aleyhisselam'ın çocukları itibari olmalarıyla kardeştir. Ya da bir anne ve bir babadan doğmaları itibariyle kardeştir ve eşittirler. Eğer farklılıkları varsa o farklılıklar da üstünlük sebebi değildir. Yani önce gelmek, sonra gelmek veyahut da işte insan olarak birini kadın, birini erkek olması ya da efendim birinin şu memlekete, birinin bu memlekette olması ya da birinin efendim şu sanat, diğerinin şu sanat sahibi olması üstünlük sebebi değildir. Bunlar dünyada yaşamanın gerektirdiği görev bölüşümünden ibarettir. Tıpkı ailede kardeşlerin büyük küçük oluşlarına göre farklı görevler yapmalarına benzer bir durumdur. Allah indinde tek üstünlük sebebi vardır. O da takvadır. Ve takvanın da asgari ölçüsü imandır. İman sahibi olan kişi asgari ölçüde takvadan bir parça elde etmiştir. Ama bununla hiçbir zaman kardeşine karşı bir üstünlük taslayamaz. Çünkü onlar kardeştirler. Yaratılış itibariyle kardeş, insanlık itibariyle kardeş, bir anne ve babadan gelmeleri itibariyle kardeştir. Kardeş, kardeşe üstünlük taslayamaz. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.